tasarruf tedbirleriyle ilgili söylediniz. Bakıyorum şu anda 5-6 tane zannedersem danışman aldınız. Yine genel koordinatör aldınız. Yani bunlarla ilgili bir oda vereceksiniz, araba vereceksiniz, onlarla ilgili personel vereceksiniz. Yani bir taraftan tasarruf edeyim derken bu sefer de bir taraftan da gider almış yani böyle e, sayıları şimdi, dikkatli kullanalım. Ben bir bilim adamıyım. Lütfen dikkat et. Bir 6 tane danışman kim mesela? Şimdi başkan ben burada isim telaffuz etmiyorum. Sizler de çok ben, iyi. bu ben dan edeyim. Zaten ne yapıyorsam size söyleyeyim. Başkan istersem yani ben bitireyim. Siz kafağı... not alırsanız daha iyi olur. Tamam, Karşılıklı buyurun. olmaması adına söylüyorum. Buyurun, Sizin profesörlüğünüze de evet. her zaman buyurun. saygı duymuşumdur. Evet. Sosyolog evet. projesiniz. Sağ olun. O bakımdan yani siz burada danışman imardan sorumlu danışman e bir de başkan yardımcısı var. Yani vatandaş geldiği zaman Başkan danışmanına mı gidecek, başkan yardımcısına mı gidecek veya genel koordinatörüne mi gidecek, işini nasıl çözecek? Bu konularda yani siz birbirini takip etsin diye mi böyle bir çalışma yaptınız? Bunu da yine sizin e, açıklamanızı bekliyoruz. Son olarak ben özellikle sizin sosyolog pro, e, profesör olduğunuzu ve her zamanda gerek ülkemizde gerekse dünyada sayılı profesörlerin içinde olduğunuzu belirttim takdir ettim. Hakikaten çok önemli. Özellikle Esenyurt gibi bir ilçede sosyolog e, profesörünün bizim Esenyurt'ta yönetmesi de çok önemli. Ancak Esenyurt'un sosyolojisini e, tam olarak bilip bilmediğinizi e, sizlere sormak istiyoruz. Ben inanmakta istemedim. Sosyal medya özellikle sürekli dolaşan bazı dedikodular var, iddialar var. Bu konularda siz devlet geleneği bilen birisisiniz. Ben inanıyorum ki bunlar yanlıştır veyahut da sizler bunu bugün doğrusunu söyleyeceksiniz. Tamam. Özellikle Sayın Başkan, personel alımı yapılırken, yani siz bizi bu zamana kadar çok personel aldı, yanlış personel alındı denildiniz. Ve özellikle de sizin genel başkanınız, hiç kimse kendi akrabalarını işe almayacak, belediye başkanı işe almayacak denildiği noktada ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşin oğlu, özel kalem amcaoğlu, korumak, yakın koruması, akrabası, işte dışarıdan gelen e, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi ve son olarak da yine kız kardeş oğlu gibi iddialar ortalıkta dolaşıyor. Ben inanıyorum ki belki bunlar doğru değildir. Çünkü Sayın Profesörümüz bu konulara çok dikkat eden bir e, düşüncede olan bir büyüğümüz. Hele hele ki Seyurt Belediyesi kurulduğu günden bu yana yani Gürbüz Çapa, Necmi Kadıoğlu, Ali Murat Alaçepe, Kemal Deniz Bozkurt'un döneminde hiç böyle çok yakın akrabalarının bu şirketlerde, bu şirket gibi belediyede çalıştığını duymadık. Ama Sayın Başkan'la ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyorum. İnanmak da istemedik çünkü evet. Esenyurt'un durumu belli. Bu konularda da bir açıklama Peki. yaparsanız seviniriz. Ben tekrar Haziran Ayın meclisinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkürler. 5 dakika dedim 11 dakika 35. <laughs> evet peki. Şimdi e, en sondan başlayayım. Bu danışman bu verdiğiniz bilgilerin hepsi yanlış. Bir kere 5 6 tane danışman falan söz konusu değil. İki e, iki tane danışmanım var. Koca esen Esenyurt'ta iki tane danışmanım olacak. İki tane daha olacak. İki tane daha olacak. Bunu yaparken ben belediye başkanıysam nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Bunu kimseye soracak halim de yok. Geçmişte 43 tane başkan danışmanı olmuş AK Parti döneminde. 43 tane. 43 tane danışman çalıştıranlar bana iki tane başkanın danışmanının hesabını soramaz. O zaman kendi tarihine bakacak. Bu bir. Aynı i̇ki, bir iki. Bir de yalan yanlış haberleri buraya gelip böyle grup başkanı olarak söylemeni de sana yakıştırmadım. Yani burada bir ağırlığı olması lazım konuşmanın. Efendim yakını bilmem şuyu bunu doldurmuş kız kardeşi bilmem ne. Bunların hepsi yalan. Yalanlar dedikodularla mı biz iş yapacağız? Benim ne kız kardeşim burada, ne kızım burada, ne oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Burada olmaya da ihtiyaçları da yok ayrıca. Olsalar da ben istemem. Böyle dedikodularla da uğraşmayın. Kayınbiraderim var burada. Kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversite genel sekreterliği yapmış, hastane baş müdürlüğü yapmış. O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak. Önemli olan bizim yaptığımız işlerdir. Ve ben adam arıyorum. İşte beylik düzünden niye adam getiriyorsun? Burada, burada, burada fizibil çalışacak adam varsa her çalışacak adamın benim başımın üstünde yeri var. Bu adama da AK Partilidir, CHP'lidir diye bakmam. Beni bundan dolayı eleştiriyor arkadaşlarım. Bu adam işte Necmi Kadıoğlu döneminde almış. Bu adam AK Partilidir falan. Ben bunlara bakmam. Bunu meclis grubunda da söyledim, koordinasyonda da söyledim, arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben kişinin iş yapışına bakarım, liyakatına bakarım, ehliyetine bakarım. Yani adam CHP'li olmuş, iyi bir iş yapmıyor ama adam AK Partilidir, iyi iş yapıyor. Biz burada parti değiliz ki belediyeyiz. İş yapıyoruz. İyi iş yapan adama benim ihtiyacım var. Kim olursa olsun. Sonuçta vatandaş bizim yaptığımız işe bakar. O işi ben iyi yaptığımda zaten benim siyasetimi de ödüllendirecektir. Bu AK Parti'ye ya da başkasına yazılmaz. Yine CHP'ye yazılacak bu olumlu şey. O nedenle lütfen bir takım bilgileri edindiğiniz zaman onları test edin. Gelin öyle konuşun, öyle onu orta aklınıza gelen dedikoduları burada bilgiymiş gibi söylemeniz bu meclisin kalitesini, kalibresini düşürür. Yarım kalmış projelere gelince ben yarım kalmış projeleri devam ettireceğim. Çünkü bu sonuçta bu halkın parasıyla yapılmış projeler. Bunların yarım kalması onların atıl olması demektir. Onun için de buna gönlüm cevaz vermez, razı olmaz. Kimin yaptığı önemli değil. Bu halkın parasıyla yapılmış. Eğer fizi bilse biz bunu tamamlayacağız. Kardeşlik merkezi evet benim projem ve yapmayı da düşünüyorum. İnşallah da yapacağız. Yani işte belediyenin durumunu size izah ettim. Şu anda müteahhitlere 2 milyar civarında borç var ve kapıda bekliyorlar. Bazıları da haklı. Bayram öncesi işçiye, aşçıya para verecek. Ama kasada para yok. Bu ay sadece ikramiye olarak 70 milyar civarında Para, milyon civarında para ödememiz lazım maaşın dışında. Ve ben onun içinde sıkıyorum. Hiç olmazsa kendi memuruma, işçime önce maaşımı ödeyeyim ki sonra bir şey kalırsa müteahhite öyle vereyim. Geçen ay onu yapmasaydım maaşları ödem öde ödemez durumda idik. E, onun için bunlara dikkat ediyoruz ve tasarruf tedbiri olsun olmasın bu çerçeveyi önemsiyorum. O kardeşlik merkezinin de hemen temelini atmak isterim ama bunun zamanı var. Daha 40 günlük, 60 günlük bir belediyeyiz. Bunları yapacağız. Önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Burada herkes kendi köşesine çekilmiş. Ordulu işte Ordulu'nun düğününe gidiyor. Vanlı Vanlı'nın tazyesine gidiyor. İşte bilmem Mersinli, Mersin'inki işte göçmen onunki Trakyalı kimse kimseyle hemhal olmamış. Barış ve kardeşlik şehri dediğimiz işte bunu yapacağız. Bunun da ayaklarından biri kardeşlik merkezidir. İnşallah bu kardeşlik merkezini yapacağız.